Arkadaşlar merhabalar bu videomda 2021 tayfa için rehberlik videosu yani bu hafta neler çalışacaksınız neler yapacaksınız ondan bahsedeceğiz yalnız ne zaman başlayanlar 29 Temmuz'da bu programa başlayanlar için arkadaşlar ee, bu hafta neler yapacak umarım çoğunuz takip ediyorsunuzdur bakalım neredeyiz evet bu hafta dairede alan anlatacağız arkadaşlar dairede alan pdf'ler hazır hiç merak etmeyin. Ee, yine çok güzel bir şekilde hazırlandı. Yine çok güzel sorular var. Yine büyük ihtimalle bir tane bir ödüllü sorum olur gibi geliyor. Gibi geliyor çünkü çözerken bir, tane birkaç tane de olma, ad, olma e, ödüllü soru olması adayı var. Konuşamıyorum. Yine konuşamıyorum. Birkaç soruda olabilir arkadaşlar. Göreceğiz bakalım. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Kasım ayındayız, değil mi? Evet, Kasım ayının kaçındayız arkadaşlar? Aslında 16'sındayız da biz bir hafta bir aksilik olmuştu ee, aksilik derken işte şimdi ayın 9'u 16 yani burası 9 dediğimiz yer 16'sı arkadaşlar değil mi onu daha öncesinde de açıklamıştım neyse burayı da dengeleyeceğim ona göre ee, önümüzdeki hafta onu dengeleyeceğim nasıl bir hamle yapacağımızı önümüzdeki hafta ben size söylerim. Evet ne yapacaksanız dairede alan ilk işiniz saat siz ne zaman şey yapıyorsunuz 10'da galiba evet 10'da bu video yayınlanacak. Tamam. Siz onda yayınlanacak. Beni dinlediniz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Hemen gidip pdf'ini çıkartıyorsunuz. Bu arada bu son pdf'i de çıkarttıktan sonra bütün dairede şeyi çember daireyi birleştirip yine şeyi arasına koyalım arkadaşlar. Bu zana kadar daireye çalışmamış olan varsa oradan çalışabilir. Tamam mı? Evet. PDF yayınlayacağım. Çıkartacaksınız. Çıkarttıktan sonra ne yapacaksınız? Ondan sonra ön tekrarlarınızı, ön hazırlığınızı yapacaksınız. Değil mi? Ne zaman? Salı günü. Ama hızlı bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle hızlı bir şekilde yapın. Dairede alan arkadaşlar. ilk önce dairede alan nasıl? Ondan bir bahsedeyim isterseniz. Aslında dairede alan birkaç kendi yöntemi, kendi taktiği var aslında. Evet ama... Siz dairede alanda ne yapacaksınız aslında biliyor musunuz? Dairede alanda çemberde uzunluk yapacaksınız. Çemberde uzunluğu tekrar edeceksiniz. Çemberde uzunluk yapmak ne demek? Yine işin içinde üçgen var demek. Yarıçap çizmek var demek. Dörtgenlerdeki özellikler var demek. Dik yamuk var demek. Hani böyle dik üçgen oluşturuyoruz ya. Onlar var demek. Yani önceki konularla yine karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ee, yine aslında önceki konulardaki bazı yerleri yama yapacaksınız yani şey yapacaksınız tekrar etmiş olacaksınız aslında dairede alan çok basit zamanında <laughs> ben lisedeyken dairede alan yapamazdım niye ulan cevaba bir bakardım 43 pi eksi 29 bölü 2 mesela böyle bir şey. Arkadaşlar cevapların böyle olmasına sakın ama sakın aldanmayın. Bu dairede alanda cevaplar böyle çok kötü çıkıyormuş gibi geliyor aslında ama ve sen bu cevabı bulabilecek yetenekte hissetmeyebilirsin kendini ama ne olursan ol, kim olursan ol, geometrin hiç sıfır olsa bile aslında en rahat sorular dairede alandık sorular. Yani oradaki şıklar seni asla ama asla korkutmasın. Ben zamanında korktum ama ondan sonra bir baktım öğretmen olduğumda bu işi öğrendiğimde daha doğrusu ciddi anlamda çok kolaymış. Yani bütünsellik düşündüğün zaman sorularda bir bütünsel düşünce yapın olduğu zaman çok rahat bir şekilde yapacaksın. Emin ol en rahat yapacağın derslerden biri budur. Ee, çemberde uzunluğu zaten anladın. Çemberde uzunluğu şimdi pekiştirme zamanı diyelim arkadaşlar. Ee, çünkü çemberde uzunluk işte yarı çap çizme ve anahtar kelimelerimiz vardı ya. Hani merkez T'ye çektik, merkez kiriş çektik vardı ya. Burada alası var. Ayıp aynı şeyler var arkadaşlar. E, olsun. Çünkü daire alan dediğimiz şey pire kare. Pire kare. E, öncesinde sana adam uzunluktan R'yi bulutturacak. Ondan sonra pire kareyi uygulayacaksın. Yani en basiti bu zaten. Ha bütünsel dediğimde nedir? Mesela sen e, garip bir yer soracaktır. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Şu taralı alan dairenin alanı değil de şurayı soracaktır. Bütünsel düşüneceksin. Bütünsel nasıl düşüneceksin? Bütün dairenin alanından beyaz alanı çıkartacaksın. Bu kadar. O yüzden o dedim ya videonun başında ee, biraz önce dedim ya işte 29 pi eksi 49 47 47 bölü 2 gibi bir şey geliyor ya işte bundan dolayı geliyor. Bütünden parçayı çıkartma olayı olduğu için geliyor arkadaşlar. Hiç gözünüz korkmasın çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Bana güvenin ve kendi çapında şeyler de var. Evet işte ne bileyim bir alan ee, şey var mesela. Alan taşıma var mesela. Bir o kadar zevkli ki. Çok rahat bir şekilde yapacağınız şeyler arkadaşlar. Hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin. Hatta e, alan taşıma dediğim şey de geçen sene sınavda da çıkmıştı. Hani alan taşıma yöntemi bilmeyen arkadaşlar o sor soruyu yayılamadı mesela. Ama alan taşımayı bilen, alan taşıma başlığını bilen arkadaşlar direkt tak 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 yaptı. Haberiniz olsun. O yüzden dairede alan sizde büyük ihtimalle dairede alanla ilgili bir soru gelirse rahat bir şekilde yapacaksınız. Emin olun arkadaşlar. Evet. Önümüzdeki haftada değişik planlarım var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu şey bittikten sonra onu pazartesi konuşurum ben. Yine önümüzdeki ki pazartesi bir e, video yayınlıyorum arkadaşlar. Orada konuşurum. Şurada e, siz acil geometri soru çözümü yapacaksınız ya. Orada bir şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Tamam Orada bu büyük ihtimalle iki hafta olmayacak. Çünkü çemberde e, ne derler ona? Çember ve dairede toplamda zaten bizim kitapta 15 tane test var. E, 15 tane testi de siz bir haftada çözersiniz diye tahmin ediyorum. Ve orada da bazı şeylerden de bahsedeceğim. Analitikte nasıl yol izleyeceğiz? Ben soru yazacak mıyım? PDF yayınlayacak mıyım? Onların sorusuna da önümüzdeki hafta cevap vereceğim. Tamam mı? Önümüzdeki e, haftaki şeyde Rehberlik videosunda cevap vereceğim arkadaşlar. Evet çok fazla uzatmayın lafı isterseniz. Evet pazartesi pdf'i çıkarttınız. Salı günü ön çalışma yaptınız. Çok kasmanıza gerek yok. Ondan sonra ee, dairede alan. Ne zaman? Çarşamba günü. Çarşamba günü arkadaşlar dairede alan konusunun konu anlatımını dinleyeceksiniz. Ben de daha çekmedim. Büyük ihtimalle 4 video ya da 5 video olur yine arkadaşlar. Bilemiyorum tam emin değilim ama konu şeyine baktığım zaman 5 videoymuş gibi gözüküyor. Ama çok zevkli bir 5 video olacak hiç merak etmeyin. E, çok iyi şeyler öğreneceksiniz ve çemberde uzunluğu da çok iyi bir şekilde tekrar edeceksiniz. Evet dairede alan çarşamba günü geometri günü çarşamba günü geometri gününde dairede alanı halledeceksiniz arkadaşlar. Ee, konu anlatımlarında zaten şey büyük ihtimal bugün içerisinde çekerim. Bugün dediğim e, pazartesi için çekerim ve yüklerim. E, çarşamba gününde her zaman biliyorsunuz bir aksilik olmazsa çarşamba günü saat 10'dan itibaren yayınlanmaya başlar arkadaşlar. Tamam mı? 10'dan itibaren yayınlanmaya başlar. Sizler de e, izlersiniz. O gün içerisinde konu anlatımlarını bitirirsiniz. Ondan sonra Perşembe günü ne yapacaksınız? Geometrinin ilacındaki dairede alan sorularını şey yapacaksınız. Hatta ben iki güne e, yaymanızı tavsiye ediyordum. E, soruların yarısını çarşam, e, perşembe günü diğer yarısında geometrinin ilacındaki diğer yarısında e, cuma günü çözerseniz sizin açınızdan daha iyi olur. E, diğer derslerde çalışma fırsatınız olur. Ve cumartesi günde ne yapacaksınız? Orta seviyede bir kaynak çözeceksiniz arkadaşlar. Tamam bunu unutmayın arkadaşlar. Orta seviyede bir kaynakta cumartesi pazar çözeceksiniz hatta. Valla bu şekilde gidiyorsanız e, kitap çözümüne dediğim gibi 3 kitapta gidiyorsanız ve matematikte de aynı şeyi yapıyorsanız büyük ihtimalle. Semih hocamız da zaten aynı şeyi tavsiye ediyor büyük ihtimalle. 3 e, kitap çözen bu işi götürür arkadaşlar. Geometride fuller. Yani fulla yakın mutlaka yaparsınız. Yani aksiliklerden dolayı bir soru ya da iki soru kaçabilir. Programa uyuyorsan hiç korkma. Sen zaten burada her çeşit soruyu gördün. Yani bu konu anlatımda yani e, beni takip ediyorsan zaten Konu anlatımında bir sürü soru gördün, her çeşit, her mantıktan soru var zaten. Ondan sonra geometrinin içinde basit düzeyde yeni sorular görüyorsun zaten. E, acil geometride de zaten daha daha değişik sorular ve çok ilginç sorular görüyorsun. E, başka ne yapacaksın ki? Sen şurayı geliştiriyorsun zaten. Ufkun genişliyor arkadaşım. O yüzden sınava girdiğinde de çok değişik sorular da görsen, e, büyük ihtimalle bizim bu zamana kadar ki yaptığımız e, ve anlattığımız şeylerden çıkacağı için çok sıkıntı yaşamazsın. Çünkü biz hep Nereden çıkabilir? Nasıl bir şey yapmalıyız? Nasıl bir vurgu yapmalıyız? Hangi yeni nesil soruyu koymalıyız? Hangi basit soruyu yeni nesil soruya çevirmeliyiz? Veya nasıl yeni nesil soruya çevirmeliyiz? Diye her gün düşünüyoruz arkadaşlar. Ve çıkan bir şey olduğu zaman mutlaka sizin de karşınıza ama denemelerde ama şeylerde mutlaka mutlaka koyuyoruz arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar bu haftalık. Ee, bu hafta dairede alan sizin için zevkli geçecek ve önümüzdeki hafta dairede alanla ilgili soru çözüm, çember ve dairedeki soru çözümleri içinde çok zevkli geçecek. Acil geometrik, geometrik çözümler içinde çok zevkli geçecek. Ee, ondan sonra ne yapacağız? Analitiğe başlayacağız. Arkadaşlar program bitmesine cidden az kaldı ya valla. Ne kaldı? Analitik geometri kaldı. Bir de katı cisimler kaldı şaka gibi. Şaka gibi. Ciddi anlamda arkadaşlar çok doğru yolda gidiyorsunuz. İnşallah çok da güzel sonuçlar çıkartacaksınız. Ee, sizlere güveniyorum. Bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.